robotlarla insanların bu dünyayı paylaşacakları ortak bir gelecekleri var. Bence bu tamamen kaçınılmaz. Ve dün Elon Musk'ın Tesla Yapay Zeka Günü'nde tanıttığı Optimus isimli robot bu geleceğin sandığımızdan da yakın olabileceğini gösteriyor bize. Etrafımızın Optimus robotlarla sarıldığı bu dünya size nasıl geliyor bilmem. Ben açıkçası Terminator gibi, iRobot gibi filmlerde ağzımda kalan keklemsi tat nedeniyle pek emin değilim. Ama Elon Musk dün 3-5 yıl içerisinde 20 bin dolar civarına satılacak ve seri üretim sayesinde milyonlarcası üretilecek Optimus robot konusu ciddi olduğunu defalarca belirtti. Hatta dedi ki bu dünyanın geleceğini değiştirecek en önemli teknolojik atımlardan bir tanesi. Elon Musk hakkında şunu biliyoruz. İddialarını biraz geç olsa da eninde sonunda yerine getiriyor. O halde bunu ciddiye almak, bundan biraz ürkmek lazım. Peki Elon Musk neden böyle bir robotun dünyayı değiştireceğini düşünüyor? Nasıl değiştirecek dünyayı? Belki de daha önemlisi Tesla bütün bunları becerebilecek mi? Bu konuyu araştırdım, epey bir bilgi topladım ve görüşlerimi üzerine ekleyerek bugün size anlatacağım. Eğer bu sorular ilginizi çekmişse beni mutlaka izlemeye devam etmelisiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Tesla ilk yapay zeka gününü 2021 yılında yapmıştı. Bu günlerin aslında temel amacı otonom sürüşte vardıkları noktayı ve bunu destekleyen yapay zeka teknolojisine kadar ilerlediklerini göstermek. En iyi üniversitedeki en iyi öğrencileri şirkete çekmeye çalışıyorlar. Bu işin cazibesini yaratmaya çalışıyorlar. Geçen sene ama bir sürpriz vardı. Bir robot çıkarttı sahneye Elon Musk. Daha doğrusu bir robot değil. Robot kılığında bir insan çıktı ve dans etti ve dedi ki biz bir robotun üzerine çalışıyoruz. Biraz insanlara komik geldi insanın robot gibi dans ediyor olması ama bu yıl işler ciddiye binmiş gözüküyor. Çünkü aradan sadece bir yıl geçtikten sonra yeni robotu Optimus'u tanıttı Elon Musk. Elon Musk Optimus'u tanıttı ama sahneye büyük bir gürültüyle gelen robotun ismi aslında Bumblebee'ydi. Daha ön bir prototip olduğunu söyledi onun. Ayakta durabildiği için onu getirdik dedi. Henüz Optimus'u yürütmeyi başaramadık. Aslında işin daha da enteresanı Bumblebee'ydi. İlk defa bu toplantıda gerçekten yürüyebilmiş. Daha evvel hep onu zincirlerle veya arkadan destekleyerek ayakta tutmuşlar. Yürümek demek ki hala robotlar için zor. Aslına bakarsanız yürüyen Bumblebee'nin hareketleri de oldukça yavaştı. Mesela Boston Dynamics'in o havada taklalar atan inanılmaz akrobatik robotlara kıyaslayınca epey ilkel ve yavaş da gözüküyordu. Ama bu gördüğümüz şeyin çok önemli olduğu gerçeğini benim gözümde değiştirmedi. Boston Dynamics yaklaşık 20 yıldır robot üzerine çalışıyor. Elon Musk sadece 1 yıldır bunun üzerine. Zaten o yüzden teknolojik olarak bir fark olması gayet normal. Ama daha önemlisi Elon Musk'ın bu robotta yapmaya çalıştığı şey bambaşka. Boston Dynamics'in robotları 75 bin dolar üzerine fiyatlarda satılıyorlar. Çok becerikli ama pek zeki değiller. Onlar kendilerine tam olarak öğretilebilen aktiviteleri ancak yerine getiriyorlar. Daha ziyade mekanik kas gücü yerine geçiyorlar, öyle söyleyelim. Buna karşın Elon Musk'ın robotu seri üretilecek 20 bin dolar civarında maliyeti olacak ve hepsinden önemlisi zeki, öğrenen bir robot olarak karşımıza gelecek. Elon Musk'ın burada çok büyük bir avantajı var Tesla. Çünkü Tesla otonom sürüşte çok ilerlemiş durumda ve burada ciddi bir know-how birikti. Bu know-how'a aynen robotlara taşımayı düşünüyorlar. Optimus robotları tıpkı Tesla'lar gibi sadece kameralarla etrafı görüyor. Gördüklerini neural networklerde değerlendiriyor ve sürekli olarak kendilerini geliştirip öğrenmeye devam ediyorlar. Bu yönüyle Tesla'lara benziyorlar. Öte yandan Tesla ile bazı mekanik know-how'u da paylaşıyor Optimus. Niye? Çünkü Tesla'da akseleratörler var, sensörler var. Üretmeyi iyi bilen bir şirket var karşımızda. Oradan da buraya know-how gelecek. Bu çerçevede Elon Musk 3 ile 5 yıl arasında Tesla sahipliğini aynı zamanda bu robotları alabileceğini düşünüyor. Ama gelecek yıl üretime geçeceğiz diyor. Buradan da şunu anlamamız lazım. Özellikle üretim sektöründe, lojistik sektöründe mavi yakalı işçinin yerini almaya ilk etapta geliyor Optimus'lar. Şimdi burada tabii Elon Musk'ın zamanlama konusunda epey sabıkalı olduğunu hatırlamamız lazım. Muhtemelen gelecek yıl o robot üretilmez, birkaç yıl daha sarkacaktır. Muhtemelen 20 bin dolarlık robotları evimize getirmemiz de 3-5 yıldan biraz daha fazla zaman alacaktır. Bu bir gerçek. Ama şunu da biliyoruz, Elon Musk bu işe kafayı taktıysa bir sonuç alacaktır. Çünkü burada ciddi büyük bir ekonomik fırsat görüyor. Bu ekonomik fırsatın dünya içinde iyi olacağını söylüyor. Belki de çalışmaya gerek kalmayacağımız bir dünya yaratacağız diyor. Robotlar bütün işleri yapacak diyor. Bir yandan da tabii Tesla'sı içinde epey para görüyor burada. Bu parayı da belki Mars misyonu içinde kullanacak. Ayrıca robotların Mars misyonunda da işe yarayacağı kesin. Çünkü Mars'taki kolonizasyonda oradaki ilk binaların yapılması, insanların gerçekleşmesi çok zor. Bence Musk o yüzden de bu robot meselesine epey yükleniyor. Peki ekonomik anlamı ne bu robot meselesinin? Dünyayı değiştirici güç nerede? Ve Musk'ın dediği gibi refah dolu bir dünya yaratmak konusunda önemli rolü olabilir mi? Optimus'un yaratacağı ekonomik etkileri önce Tesla üzerine bir bakalım. Bu karlı bir ürün olabilir mi? Bu robotlar 20 bin dolara satılacak diyor Elon Musk. 20 bin dolara satınca kaç para kazanabilir?
Bu konuda basit bir matematik Ko Guan Liu'dan geldi. Ko Guan Liu en büyük Tesla yatırımcılarından bir tanesi, bireysel bir yatırımcı ve Tesla sayesinde milyardar olmuş bir insan. O diyor ki bu robotların tüketeceği malzemenin ağırlığı Tesla Model Y'lerin 35'te biri kadar olacak. Bu Tesla Model Y'ler 35 bin dolara mal olduğuna göre buradaki malzemenin maliyeti 1000 dolar olur. Hadi diyor bunu ikiye katlayalım, 2000 dolar olsun. Bu robot 20 bin dolara satılacaksa 18 bin dolar kar yazar diyor. Burada bir de şöyle bir varsayımı var. Tesla otomobilleri için geliştirilen bütün altyapı, mesela Dojo, merkez bilgisayar, çip tasarım becerileri, yazılımcılar, bütün bunlar da orada zaten geliştirdiği için ekstra bir masrafı olmayacaktır. Bu sayede süper karlı bir ürün olacaktır diyor. Tabii bunlar öngörüler, ne kadar doğru olur belli değil ama arkadaki temel espriyi iyi anlamak lazım. Çok daha az malzemeyi çok daha yüksek bir kar marjı satabiliyorsunuz ve Tesla otomobil tarafında geliştirdiğiniz know-how'un bir bölümünü burada adeta sermaye dönüştürüyorsunuz. Bunlar tabii çok ciddi fırsatlar Tesla açısından, Elon Musk'ın ağzının sulandığına şaşırmamak lazım. Peki Optimus'un önündeki pazar büyüklüğüne, bunu hesaplamak hiç kolay değil çünkü Optimus'un neleri becereceğini henüz bilmiyoruz. Ama diyelim ki mavi yakalı işçilerin yerini almaya geliyor. Amerika'da mavi yakalı işçilerin toplam gideri 500 milyar dolar civarında yıllık. Bunların yerini alması çok büyük bir pazara giriyor olması anlamına gelebilir. Ama dünyada başka pazarlara da gidebilir ve Optimus belki öyle becerikli olacak ki sadece mavi yakalıların değil, başka pozisyonlardaki insanların yerini alıyor olacak. Şimdi tabii burada işin insani boyutu ne olur? Bu işsiz kalan insanlar ne yapar? Bu ayrı bir tartışma meselesi. Genellikle bu tip verimlilik patlamaları aslında dünyaya yaramış. O ilk etapta insanlar bir sarsılmışlar ama sonra yeni fırsatlar, yeni işler bulmuşlar. Ben o yönden olumlu bakmak istiyorum. Ama yaratacağı verimlilik sıçraması hakikaten devasa. Düşünsenize 7-24 neredeyse çalışan, bunun şarjı tam bir gün gidiyormuş. Kaç saate şarj oluyor bilmiyorum. Ya onu bir kenara koyacak olursak bütün gün çalışan, asla izin tatil istemeyen süper verimli arkadaşlar var karşımızda. Üstelik de şu anda fabrika hatlarındaki robotlar gibi sürekli programlama gerektiren, akıllı olmayan, insana ihtiyaç duyan robotlar da değil bunlar. Kendi kendilerine öğreniyorlar, yeni beceriler kazanıyorlar. Böyle baktığımızda önümüzde dev bir pazarın olduğu net. Dün Optimus'la ilgili tabii sosyal medyada bolca yorum yapıldı. Bunların bir bölümü benim gibi fanatik ile Musk'çılardan geliyor. Hadi onları ciddiye almayalım, yapacağına inanıyorlar. Bir bölümü bundan hiçbir şey olmaz diyen Elon Musk ve Tesla düşmanlarından geliyor. Onları da bir kenara koyalım. Daha rasyonel insanlar meseleye şöyle bakıyorlar. Mekanik olarak bu robotların pek de ileride olmadığı kesin. Ama yapay zeka tarafında bu robotlar çok ileriye gidebilirler. Çünkü Tesla'nın da çok fazla veri var, çok fazla know-how var. Bu durumda elimizde akıllı, ellerini iyi kullanabilen, belki mekanik seviyede Boston Dynamics robotları kadar çok fazla şey yapamayan ama pekala günlük işlerde yanımıza katılacak robotlara bir hayli erken kavuşabiliriz gibi gözüküyor. Ben çocukluğumda en çok robotlarla oynamayı seviyordum. Bu robotlarla da oynamak isterim ama evde bir yandan da aslında akıllı, zeki, öğrenmeyi bilen oldukça kuvvetli bir varlığın olması biraz da ürkütücü gelmiyor değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağıya bırakın. Bir Tesla yatırımcısı olarak tabii ben gördüklerimden memnun kaldım. Uzun vadede önümüze yeni bir üzerine kafa yoracak mesele çıktı. Ama kısa vadede çok etkisi olmayacaktır. Zaten Wall Street analistleri çok ciddiye bile almadılar meseleyi. Tesla tarafında daha ciddi olan mesele pazar günü büyük ihtimalle açıklanacak. Üçüncü çeyrek Tesla otomobil satışları o borsadaki fiyatı etkileyecektir. Bakalım neler olacak, göreceğiz.